İsmim Ali Beyazkuş. Urfa'da Gülizar olarak bilinir. Evet. Herkes beni Gülizar olarak bilir. Ben biraz renkli bir yapıya sahibim. Böyle Urfa adına biraz sıcağım. Biraz içimde böyle kaynar bir volkan var. Hep üretmek, hep yenileri bulmak, hep yeniler üzerinde çalışmalarım var. Bu yüzden de önce Papaklı Pasajı, Japon Pasajı, Gülizar Döner, Gülizar Banyo Salonu, Gülizar Bulgur, İpek İzot, Gülizar Konuk Evleri, Gülizar Döner, Gülizar Seracılık gibi değişik çalışmalarım var. Profesyonel bir insan esasında bunu böyle yapmaz. Bir fabrika yapmışsa bu fabrikanın büyümesi için, genişlemesi için, modernleşmesi için çalışır. Ama ben Urfa'da o kadar potansiyel var ki, o kadar çok iş yeri, iş yapılacak iş var ki, o daldan o dala atlamak zorunda kalıyor. Örneğin işte Urfa coğrafyanın bir köşesinde. Denizi yok, ormanı yok. İnsanları ben Urfa'ya nasıl getirebilirim? İnsanları Urfa'ya nasıl tanıştırırım? Bu yönde bir çalışma yaptım. Urfa'da ilk su meydanında 2000'de bir ev aldım. Bu eve 3 sene masraf yaptım. Restoresini yaptım. Gülizar Konuk Evi olarak insanlara sundum. Ben bunu yaparken insanlar benimle alay ediyor. Hatta yanımdaki çalışan işçiler bile, yonucular bile benimle dalga geçiyordu. Yani bu mahallenin dar sokaklarında sen nasıl gelirsin, kimleri getirirsin, insanlar saray önünde daha ekmek parasını çıkarmazken buraya bu insanları nasıl getirirsin? Ama şimdi çok şükür Urfa bir sektör oldu. Şimdi konuk evciliği adına Urfa'da çok güzel gelişmeler var. Bunun yanında devletim de Allah razı olsun çok büyük destekler veriyor. Kültürüme, tarihime sahipleniyor. Büyüklerime saygılarını ve sevgilerimi sunuyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. Vallahi yenileri sevdiğim için pek böyle yerimde duramayan bir tipim. Onun için böyle burayı başardım. Başka ne yapabilirim? Urfa'da ne yapılabilir? Urfa denizi yok, ormanı yok. Urfa'da müthiş bir tarım potansiyeli var. Bu tarım potansiyelinden de zamana uyularak 20. asırdayız. Modern tarımcılığı yapmak lazım. Buna inanarak gittim Karahali'de çalışmalar yaptım. Karahali'de bugün modern topraksız kültür olarak çalıştığım, şu anda 70 dönüm üzerinde kapalı alan olan ve domates üretimi olarak yaptığım bir iş var, seracılık var. Şimdi direktman Rusya'ya ve Avrupa'ya ürün gönderiyoruz. Urfa her şeye müsaittir, Urfa her şeye kadirdir, yapar. Urfa'da turizm adına bence daha yapılacak çok iş var. Yani örneğin biz Urfa hayatlı evlerini başardık. Ama Urfa'da örneğin hamamlar var, hanlar var, daha yapılmamış yerler var. Bunların hali vakti yerinde insanların ve devletimizin önderliğinde bunları başarmamız lazım. Çünkü insanlar Urfa'ya bir nostalji yaşamak için geliyorlar. 5 yıldızı her yerde biz zaten yaşıyoruz. Modern oteller her yerde zaten var. Ama her insanın içinde bir nostaljik yaşantı olması lazım. Her insanın bir geçmişi vardır. O geçmişini yaşaması için de nostaljiyi yaşaması lazım. Urfa'da bu potansiyel mevcut. Onun için mesela Ahmet Bahçıvan İş Merkezi'nin arkasındaki İsmar'ın yanındaki hamamı ben restore ettim. Ben yaptığım restorasyondan sonra vezir hamamı yapıldı. İnsanlar görerek bunları şey yapıyorlar. Örneğini ben ürettim. Haliyle bunun gibi daha çok yerler var. Hayallerim çok.
Biraz da devletin desteğini istesem, biraz da devletten bir şeyler beni yönlendirmeleri için, beni biraz daha sürüklemeleri için devletten de bazı şeyleri rica edeceğim. Vallahi benim hayalim bir insan Urfa'ya geldiği zaman veya bir otobüs Urfa'ya geldiği zaman en azından bir hafta Urfa'da kalmalı. Bunun 3 gününü, 4 gününü, 5 gününü Urfa'da yatmalı. Ama bunun yanında ben komşularımdan da bunlardan faydalanılarak insanlar burada sıkılır. Haliyle ben bir gün Adıyaman, bir gün Diyarbakır, bir gün Mardin, bir gün çevre iller, bir gün işte kendi etrafımda dolaştırarak insanları sıkmadan bunları Urfa'da tutmak adına bunu başarmak istiyorum. Hayalim budur. İnşallah evet. Bunu da başarırız. Şimdi Urfa'da konuk evciliğini ilk yaptığım için zaten burada örneğin Türk halk müziği Urfa'da dünya çapında bilinen bir şeydir. Biz bunu başarmaya çalıştık. Sıra gecelerini tertip ediyoruz. Burada sıra geceleri oluşturuyoruz. Doğal yaşatıyoruz. Urfa'da özellikle içkiye müsaade, ben şahsen kendi yerimde müsaade etmiyorum. Çünkü Urfa bir peygamberler memleketidir. Peygamberler şehridir. Bunu insanların koklaması lazım. İçkiyi kendi yerlerinde içebilirler. İnsanlar serbesttir. Ama kendi yerimde ben bunu istemiyorum. Yapmak da istemiyorum. İnsanlar geliyor benim yanıma. Urfa mahalli yemeklerini, Urfa folklorunu, Urfa müziğini yaşatıyoruz. Memnun olarak da gidiyoruz. Vallahi benim hayalim örneğin bir dağ turizmini yapmak lazım. Halfeti'den faydalanmak lazım. Halfeti müthiş bir yer. Halfeti'yi geliştirmek lazım. Bunun yanında Suruç var. Bunun yanında Harran var. Bunun yanında bütün kazaların var. Her yerin ayrı bir kültürü, ayrı bir değeri var. Bu değerleri insanlara tanıtmamız lazım. Bu işte bize düşüyor ve size düşüyor. Bu şansı da, bu fırsatı da bana verdiğiniz için size de, ekibinize de çok teşekkür ederim.